Hristiyan vaiz Francis Chan, Myanmar hizmeti sırasında gerçekleşen mucizevi şifa hikayelerini anlattı. Moody Bible Enstitüsü'nde konferans düzenleyen eski mega kilise pastörü, mucizevi olayların imanının derecesine meydan okuduğunu ve dua ederken daha fazla risk almaya teşvik ettiğini söyledi. Hristiyan vaiz Francis Chan, Myanmar'daki hizmet sırasında gerçekleşen mucizevi şifa hikayelerini anlattı. Moody Bible Enstitüsü'nde konferans düzenleyen eski mega kilise pastörü, mucizevi olayların imanının derecesine meydan okuduğunu ve dua ederken daha fazla risk almaya teşvik ettiğini söyledi. Chan, insanlar şifa almak için öne çıkmaya başladı. Dokunduğum herkes iyileşti. Bu benim için inanılmaz bir olay. 52 yıldır böyle bir şey yaşamadım dedi. Kısa bir süre önce ailesiyle beraber hizmet etmek için Hong Kong'a taşındığını söyleyen Chan, İşitme engelli küçük oğlan çocuğunun ve kız çocuğunun şifa alışını anlattı. İşitme engelli bir kız çocuğu ve onun küçük erkek kardeşi vardı. Ellerimizi kıza uzattığımızda ağlamaya ve hareketlenmeye başladı. Kardeşine de ellerimizi uzattık ve dua etmeye başladık. Çocuk ilk kez duymaya başladı. Bu hakkında okuduğum bir şeydi ama evet şimdi gerçekleşti dedi. Chan o anlarda inancının başka bir seviyede olduğuna değindi. Moody'deki konuşması sırasında, başka bir gün nefes alacaksam bunu Tanrı'nın lütfu olan müjdeye tanıklık etmek ve bana verdiği görevi bitirmek için harcayacağım. Ben sadece dışarı çıkmak ve Tanrı'nın bana verdiği şeyi İsa Mesih aracılığıyla açıklamak istiyorum dedi. Chan 10 yıl önce Simi Valley şehrindeki Cornerstone Mega Kilisesi'nden istifa edip San Francisco'da yeni bir ev kilisesi projesi başlattığını duyurarak birçok kişiyi şaşkınlığa uğratmıştı.